Kaydı da başlatayım. Welcome everyone. My name is Mehmet Yaya, the current president of TAKAM. TAKAM Education Committee is pleased to organize this parent-teacher conference. And I would like to start thanking our education committee members, Fatoş Koçer, Aslı Koca, Aynur Yeni, and Kerim Ali Yılmaz for their dedicated work to make this program happen. For the last decade, TAKAM Board of Directors have been looking for opportunities to offer Turkish classes, especially for our children, so that they grow up to be more connected to their Turkish culture, heritage, and they are proud to call themselves to be Turkish Americans. Unfortunately, up until last year, that opportunities did not manifested themselves. However, during the last year, we had two fortunate events that had happened to TAKAM. First, we had the chance to meet two new Turkish teachers recently moving to Michigan. And second, Kerim Ali Yılmaz, one of the members of our education committee, had identified a financial resource to support TAKAM to make Turkish school possible. Now, with all these pieces came together, we are excited to present you the Turkish Classes for Children, Yaşasın Türkçe Öğreniyorum programı. In few minutes, our teachers, Ms. Merve Bayram Şahin and Ömrüm Erdaş Keşmer, will introduce themselves, the goals of our Turkish classes, the expectations from the parents, as well as the technology that will be used in our program. I will wrap up the presentation with registration information, followed by a Q&A session. And I would like to note that although the presentation by our teachers will be in Turkish, the PowerPoint slides underscore the important points of our presentation. Furthermore, you can always ask your questions either in Turkish or in English at the end of the presentation. For those who are unable to attend this meeting, we are recording this. We'll share this video at the end of the session in the coming days. Now, without any further delay, I am pleased and honored to introduce all the parents, our new teachers of our Turkish Classes for Children, Yaşasın Türkçe Öğreniyorum, for winter 2021 semester. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Fransızca öğretmeniyim. Görev yaptığım kurumlar arasında Küçük Prens, Bilfen Okulları'nın yanı sıra Marmara Üniversitesi, TOP, Çankaya Üniversitesi, Ankara Fransız Kültür Merkezi ve son olarak da Koç Üniversitesi gelmekte. Biraz heyecanlıyım. Amerika serüvenimiz 1,5 senedir eşimin işi nedeniyle süre gelmekte. Bu serüvenin baş kahramanı tabii ki 5 yaşındaki oğlum Ege. Sizlerle böylesine önemli bir nedenle tanışmış olmaktan mutluluk duyuyorum. Projemizin çocuklarımız için faydalı olmasını umuyorum. Şimdi kendini tanıtmak üzere sözü Merve öğretmene bırakıyorum. Herkese merhabalar, iyi pazarlar diliyorum. Ben Merve Bayram Şahin, Northville, Michigan'da yaşıyoruz. Biz de aynı Ömrüm Hocam'ın sebepleriyle, eşimin işi nedeniyle Michigan'a, Amerika'ya yerleşenlerdeniz. Ben lisans eğitimimi İngiliz Dili Edebiyatı, yüksek lisans eğitimimi de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim yönetimi alanında tamamladım. Üniversiteden sonra 5 yıl boyunca Bilfen Okulları'nda İngilizce Zümre Başkanı olarak görev yaptım. Sonrasında da Eyüpoğlu Koleji'nde İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktaydım Amerika'ya gelmeden önce. Amerika'ya geldiğim süre boyunca da sub-teacher olarak yaklaşık yani 6-7 ay kadar COVID başlayana kadar aktif olarak görev aldım. Şu anda da 8-26 Michigan adlı kar amacı gütmeyen ve eğitim imkanlarından yeterince faydalanamayan öğrencilere ve okullara destek sağlayan bir kurumda gönüllü olarak görev almaktayım. Açıkçası bizleri bu kadar heyecanlandıran ve çocuklarımıza dilimizi, kültürümüzü paylaşıp öğretebileceğimiz bir programla TAKAM ile yer almaktan oldukça heyecan duymaktayım. Umarım keyifli bir eğitim dönemi olacak. Bu toplantının da aynı keyifle geçmesini diliyorum. Ömrüm Hocam, sen devam edebilirsin artık. Tamam. Hedeflerimizden bahsetmem gerekirse, hedeflerimizin en önemlisi Türkiye'nin çağdaş yönünü belirleyen, Atatürk ilkelerini benimseyen ve milli değerlerine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmektir, kuşkusuz. Bu amaçla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
19 Mayıs Atatürk'ü anmak, Gençlik ve Spor Bayramı gibi milli bayramlarımızı yaşatan etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Çocuklarımızın Türk dilini aktif olarak kullanabilmeleri, anlama, konuşma ve yazma becerilerini geliştirebilmeleri için öğretici olmasının yanı sıra eğlendirici, eğlenceli etkinlikler de planladık. Hedeflerimizden bir diğerine değinmek gerekirse, içerisinde birden çok kültürü barındıran bir ülkede yaşayan çocuklarımızın kendi kültürlerini tanıyıp diğer kültürlerle karşılaştırma fırsatı yakalamalarını sağlamak da bizim bir diğer hedefimiz. Sanal ortamda da olsa kuşkusuz sosyalleşmenin önemi çok büyük ve çocuklar evde kaldıkları dönem boyunca da sosyalleşmeye çok açlar. Onun için de yakın arkadaşlarıyla birlikte Türkçe paylaşımlarda bulunacak olmaları bizi çok heyecanlandırıyor. Gelelim programımızın detaylarına. Biz programımız Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenmektedir. Ön kayıt yaptırmış siz velilerimizin vermiş olduğunuz bilgilere göre ders almak isteyen çocuklarımız 5 ile 15 yaş aralığında. Bu çocuklarımızı iki sınıf halinde yaşlarını baz alarak sınıflandırmayı öngördük. Tabii bunlar henüz ön kayıtlar doğrultusunda bunu konuşuyoruz. O yüzden elimizde kesin bilgiler yok. Asıl sınıflandırmayı kesin kayıtlar sonucunda göreceğiz. Değinmek istediğim bir diğer konu ise derslere devamlılık. Haftada 2 saat kuşkusuz yeni bir dil öğrenmek için çok kısa bir süre. Bu nedenle çocuklarımızın derslere devamsızlık yapmamalarını sağlamanızı sizlerden rica ediyoruz. Dilerseniz biraz da eğitim takviminden bahsedelim. Derslerimizi pazar günleri günde yaklaşık 2 saat sürecek şekilde yapmayı planladık. Birinci sınıfın ders saatleri 10 ile 12 arasında, ikinci sınıfın ders saatlerini ise 12:30-14:30 arasında olacak şekilde şimdilik planladık. Ama tabii hani ufak değişiklikler olabilir. İlk dersimize 9 Ocak günü başlayıp programımızı 6 Haziran'da sonlandırmayı hedefliyoruz. 22 ders gününden oluşan 44 saatlik bir programdan bahsediyoruz. Ayrıca 2 adet veli toplantısında yapılacağının bilgisini vermek isterim. Sözü şimdi program içerik detaylarından bahsedecek olan Merve Hocam'a devrediyorum. Bu bölümde de biraz program içeriğinden, biz neyi ne kadar farklı yapıyoruz, aynı zamanda bu programı uygularken hangi dijital ortamlardan faydalanacağız? Tabii bu doğrultuda sizlerden birazcık beklentilerimiz de var. Bunların neler olduğuna dair birazcık konuşacağız. Sunumumuz bittikten sonra da sizinle bir soru cevap bölümüne geçip orada hem merak ettiğiniz soruları cevaplandırabileceğiz hem de sunumumuzu tamamlamış olacağız. Biz neyi öğretiyoruz? Ömrüm Hocam'ın da dediği gibi ön kayıt formunda verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yaş ve dil bilgisi seviyeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir programımız var şu anda. Bu programı hazırlarken de öncelikli olarak Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ve Türk Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe kazanımlarından aktif olarak faydalandık. Amacımız Türk dilini geliştirmek olduğu kadar diğer tüm disiplinlere de olabildiğince zengin içerik sunarak öğrencilerimizin gelişimini en üst düzeyde tutmak. Bu yüzden programımız tek bir modele bağlı kalmaksızın hem disiplinler arası hem de eklektik bir yapıya sahip olarak devam edecek. Ne öğretiyoruz? Bu doğrultuda şu an öngördüğümüz 2 farklı dil sınıfımıza seviyelerine uygun 5 ana dil becerisini geliştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın tabii ki dil becerileri şu anda seviye olarak farklılık gösterdiği için biz hani belli bir sıralama esasında devam edeceğiz. Dinleme, anlama, konuşma, okuma ve yazma becerileri üzerinde aktif olarak çalışmalarımız olacak. Bu beceriler zaman zaman ayrı ele alınabileceği gibi birbirinin içine gömülmüş olarak da etkinliklerle öğrencilere aktarılacak.
Örneğin yani çok basit bir şekilde örneklemem gerekirse bir metni dinledikten sonra metin hakkında soru cevap etkinliği yapmak, konuşma becerilerini, anladıklarını bir iki cümleyle yazmalarını istemek, yazma becerilerini. Yine bu yazdığı düşünceleri bizlerle paylaşması ve daha bir tartışma ortamı yaratmak ise yine okuma anlamındaki becerilerini aktif kılacak. Bir diğer öğrenim alanımız ise kültürel faaliyetler olacak. Biz bunu programımızı uzun bir hazırlık döneminden geçtiğimiz için aslında ümidimiz hep çocuklarımızla beraber kültürel geziler yapmaktı, müzeleri gezmekte. Fakat hem içinde bulunduğumuz durumdan dolayı ne yazık ki sanal olarak derslerimiz devam edecek. Bu kültürel gezilerimiz de sanal müze turları olarak seçime karar aldık bundan dolayı. Bu gezilere biz öğrencilerimizle katılacağımız gibi müsait olduğunuzda sizleri de mutlaka derslerimize bekliyoruz. Sizlerle de bu kültürel gezilerimizi gerçekleştirip sonrasında öğrencilerimizle etkinliklerimize devam edebiliriz. Şimdi bir örnek vermek istiyorum size. Bu örneği vermemizin amacı da biz bu etkinliği her hafta öğrencilerimizle yapmayı planlıyoruz. Kesin kayıttan sonra zaten size bunlarla ilgili bilgileri detaylı olarak aktaracağız. Fakat bu haftanın kelimesi etkinliği ile de öğrencilerimizin kelime dağarcığını olabildiğince genişletmek istiyoruz. Örneğin öğrencilerin günlük hayatta çok fazla karşına çıkmayacak herhangi bir Türkçe kelimeyi öğrencilere sunarak bu kelimeyle ilgili ne bildiklerine dair ister yazılı ister görsel önce bize bir aktarımda bulunmalarını istiyoruz. Daha sonra onlara bir hafta süre veriyoruz. Bu bir hafta süre içerisinde ister internetten araştırabilirler, büyüklerine danışabilirler, kendi bildikleri yöntemle, kendi istedikleri şekilde öğrendiklerini bizimle bir hafta sonraki dersimizde paylaşmalarını istiyoruz. Yani bu kelimeler neler olabilir derseniz, örneğin güne bakan, çitlenmek, yürüyen köşk gibi hani bizlerin aşina olduğu ama Amerika'da yaşayan çocuklarımızın maalesef her gün duymakta güçlük çekeceği kelimeler, hem eğlenceli hem de tüm dil becerisi alanlarını desteklediği için bizim de böyle keyifle yapacağımıza inandığımız bir etkinlik bu. Devam edebiliriz Ömrüm Hocam. Peki biz tüm bu anlattıklarımızı nasıl öğreteceğiz çocuklarımıza? Tabii ki pek çok dijital platformdan faydalanacağız bunlar için. Öncelikle derslerimizin hepsi Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Kayıt esnasında vereceğiniz mail adresleri üzerinden sizlerle iletişimde oluyor olacağız. İçerik olarak kullanacağımız kaynaklarda ise Başkent Üniversitesi ve ATA ortak çalışması olan Bright Future platformu üzerinden öğrencilerle daha interaktif bir ortam sağlayacağız. Aynı zamanda Okul İstik ve Morpa Kampüs belki bilginiz vardır fakat Türkiye'de şu an en aktif kullanılan iki eğitim platformu. İçerisinde tüm branşlara ait Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı etkinlikler, yarışmalar, farklı konular, temalar bulunmakta. Yine bir diğer dijital ortamımız ise Kahoot. Bunları eminim pek çoğunu duymuş olabilirsiniz. Kahoot ile de çeşitli quiz, anket, yarışma, oyunlar oluşturup öğrencilerimize eğlenerek öğrenme imkanı yaratabileceğimize inanıyoruz. Bunlar, yani burada bahsettiğim bütün dijital platformlar biz öğretmenlerin derste aktif olarak kullanacağı veya ders planlamamızı yaparken aktif olarak faydalanacağımız programlar. Sizlerden bunlarla ilgili herhangi bir kayıt, üyelik, bir takip sistemi beklemiyoruz. Burada açıklamamızın sebebi de hani biraz dijital ortamda öğrenmenin güçlüğünden kaynaklı hani bizlerin neler yapacağına dair daha kafanızda net bir görüntü oluşması için bunları aktarmak istedik. Sizden isteyeceğimiz, devam edebiliriz Ömrüm Hocam. Sizden isteyeceğimiz tek üyelik, bir önceki slide'la geçelim. Edmodo. Kullananınız olmuş olabilir, hiç kullanmamış olabilirsiniz. Buradan biz öğrencilerin gelişimini, ev ödevlerini, haftalık güncel bilgi takibini yapacağız. Sizlerin de bu bilgileri bu Edmodo platformundan takip etmenizi istiyoruz. Bu platformun açılımı, nasıl kullanıldığı, yani nasıl kayıt olduğunuz, içerisindeki verileri nasıl kullanacağınızla ilgili de kayıttan sonra sizlere bir dijital içerik göndereceğiz. Bunları nasıl kullanacağınıza dair.
Oradan yine bir sorunuz olursa tabii ki bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Fakat hani ben bunu nasıl yapacağım, zaten bir sürü dijital ortam var, bir çocuklar sürekli telefonda, tablette bir şeyler üye oluyor diyorsanız bununla ilgili... Çok pardon, bir cızırtı benden mi geliyor? İlk cızırtı geliyor, evet. Evet, bir saniye. O zaman ben kulaklıktan konuşuyorum. Şimdi daha iyi mi? Evet, şu an duyulmuyor. Ben sizi duymakta güçlük çekiyorum. Çok affedersiniz. Sadece iki dakika. Şu anda mikrofonunuz iyi. Şimdi daha iyi duyuyorsanız sıkıntı yok. Kesildi. Tamam, beni duymanız daha önemli. Ben devam edeyim o zaman. Edmodo ile ilgili aktaracaklarım bunlar. Class Dojo'da aslında çok eğlenceli bir platform. Ders içerisindeki öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için kullanacağımız bizim aslında bir platform. Ders içerisindeki olumlu davranışlarını pekiştirme, dersin öğrencinin derse daha aktif katılımını sağlamak için kullanacağımız, yine öğretmenler tarafından kullanılacak olan bir platform. Devam edebiliriz. Peki zaten Amerika'da pek çok kurs var hocam, biz neden Takam'la bu Türkçe kursunu yapıyoruz diyorsanız da biz bunun için de birkaç tane madde belirledik kendi içimizden, yani en aza indirmeye çalıştık en azından vaktimiz yettiğince. Bizlerin özellikle çok dikkat ettiği konu bireysel öğrenci takibi. Sizlerle aktif iletişimde olacağımızı bildirmek isteriz. İnşallah sıkılmazsınız bu durumda. Öğrencinin genel durumuyla ilgili haftalık derslerimizin sonucunda eğer herhangi bir alanda desteğe ihtiyacı olduğunu hissediyorsak veya hangi alanda gelişim gösterdiğini size aktarmak istiyorsak mutlaka iletişimde olacağız. Diğer bir madde, Ömür Hocam bundan bahsettiği için geçeceğim ama çocukların aynı ortamda tanıdıkları arkadaşlarıyla eğitim alabiliyor olması çok önemli bir husus. Sosyalleşmeleri açısından, kendilerini daha rahat hissetme ve grup aidiyeti oluşturmak açısından. Şu an ön kayıtlarımıza baktığımızda bizlerin de biraz sağ olsun Erdem Bey'in Takam'dan aldığımız bilgilerle velilerimizin birbiriyle tanış olduğunu, bu anlamda çocukların birbirini tanıdığını ve bunun da bizim için büyük bir avantaj olduğunu düşünmekteyiz öğrencilerimiz açısından. Aynı zamanda programımız az önce bahsettiğim hem dijital platformlar, hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu müfredat, hem de diğer tüm dil çerçeveleri doğrultusunda çok zengin içerikli müfredat da hazırlanıyor. Ve son olarak da biz eğitmenlerin profesyonel öğretmenlik geçmişimizin yanı sıra aynı zamanda bu eğitimlere hazırlanmamız için YTB tarafından uzmanlık eğitimlerine katılıyoruz. Bu eğitimler sonucunda da bir sınava tabi tutuluyoruz. Sınavda başarılı olduğumuz takdirde bizlere bir uzmanlık sertifikası veriyor ve biz bu sertifika sayesinde şu an sizlerle aslına bakarsanız tanışıyoruz ve bu eğitimi verme hakkına sahip oluyoruz. Yani sadece Türkçe bildiğimiz için değil, profesyonel olarak da bu işi yürüttüğümüz için aslına bakarsanız biraz daha farklı olduğumuza inanıyoruz. Diğer bir şey, biz ne yapacağız? Gerçi birazcık bahsettim sizlere ne yapacağımdan ama derse katılım sürecini takip etmenizden, edeceğinizden hiç şüphemiz yok. Ama bu devamlılık olayı bizler için oldukça önemli bir konu. Program takibini yapabiliyor olmak. Yani bir öğrencinin iki hafta gelmesi, üçüncü hafta gelmemesi veya bize hiç bilgimiz olmadan, mutlaka iletişimde oluruz ama uzun süre derse katılmayıp daha sonra katılıyor olması biz öğretmenler açısından açık konuşmam gerekirse herhangi bir değişiklik oluşturmayacak. Fakat öğrencimizin dil gelişimi açısından ciddi bir değişiklik oluşturacak. Çünkü zaten derslerimiz haftanın sadece bir günü 2 saat olacak. Olabildiğince bu vakti verimli kullanabilmemiz için siz velilerimizin bu derse katılımı aktif olarak desteklemeniz gerekiyor. Ödev ve güncel bilgilerini az önce bahsettiğim gibi Edmodo platformundan takip etmenizi rica ediyoruz. Ve aynı zamanda sadece çocuğunuzun değil, sizlerin de Türkçe konuşmasını
rica etmekteyiz. Yani bu talebimiz tabii ki günlük hayatınızı Türkçe'ye çevirin olarak değil, ama gün içerisinde planlamanıza ve programınıza belki 10 dakika çok kısa bir Türkçe vakti eklerseniz, çocuğunuza sadece o vakitte Türkçe etkileşim kurmanız bile inanın artı sağlayacaktır. Son olarak da özellikle küçük yaş gruplarında eğer ders için önceden bir hazırlık gerekiyorsa, malzeme temininde, hani derste bilgisayarın başına oturduğunda öğrencimizin eksik bir malzemesi olmaması adına bizlere destek olursanız çok seviniriz. Programımız bittiğinde peki ne olacak? Biz 6 Haziran'da sona erdirmeyi planlıyoruz ama yaz döneminde öğrencilerimizin Türkçeden uzak kalmasını da istemiyoruz. Bunun için öncelikle şunu söyleyeyim, elimizde şu anda net bir şekilde şu setleri vereceğiz diye bir durum söz konusu değil. Bunlar sizin talepleriniz doğrultusunda. Eğer ki hocam biz yazın Türkçe'ye evde birazcık devam etmek istiyoruz, desteklemek istiyoruz, sizin eğitim içerikleriniz neler, bize verir misiniz derseniz, biz bu noktada size okuma setleri, etkinlik setleri ve aynı zamanda çeşitli örnek etkinlik ve oyunlar olacak şekilde bir paket hazırlayıp sunmayı öngörüyoruz. Ve programımız tamamen bittiğinde devam edebiliriz ömrümüzde. Öğrencilerimize tamamlamış oldukları kurs ve edindikleri becerileri gösteren bir sertifika vermeyi düşünüyoruz. Bu sertifika çok sembolik. Bizim hepimizin okullarımızdan alıştığı karne, takdir teşekkür belgesi gibi. Öğrencilerimize hem yaptıkları bir işin karşılığında o başarıyı belgeleyebildikleri bir somut bir örnek tutmaları açısından, hem de güzel bir hatıra kalması için bizler bir katılım sertifikası vermeyi uygun gördük. Son olarak kayıt bilgilerinden bahsedeceğim. Kayıtlarımız mail adreslerinize gelecek kayıt linki üzerinden, öğrenci bilgilerini girerek gerçekleşecek. Kayıt dönemimiz 6 Aralık 20 Aralık arasında olacak. Kayıtlardan sonra sizlere öğrenci sınıf ve ders saati bilgisi, dijital içerik paketi mail olarak aktarılacak. Detaylı olarak bahsetmiştim. Yine sorularınız için Ömrüm Hocam ve bana mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Ama aynı zamanda zaten TAKAM Eğitim Komitesi de her zaman sorularınızı cevaplamak için hazır oluyor olacak, biliyorsunuz. Programlarımızın bir kayıt ücreti de olacak. Bunlar TAKAM Eğitim Komitesi'nin belirlemiş olduğu miktarlar. TAKAM üyelerimiz için öğrenci başına $100. TAKAM üyesi olmayan diğer velilerimiz içinse öğrenci başına $200 olarak planlanmış şekilde. Bu her iki üye olsanız da olmasanız da öğrencimizin kardeşi var ise ikinci veya üçüncü kardeşine %50 indirim uygulanacak şekilde olan rakamlar. Yine bildiğiniz gibi TAKAM üyeliğimiz bireysel olarak 75, eğer aile olarak katılırsanız da $150. Ödemelerinizi PayPal veya çek üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu detaylı bilgiler sizlerin mail adreslerine iletilecek zaten. Yine bu konuyla ilgili eğer sorularınız varsa detaylı olarak başta Erdem Bey, sonrasında bütün TAKAM üyelerimiz, eğitim kurulu üyelerimiz size karşılık cevap verebilecekler. Biraz vaktinizi almamak için hızlı hızlı konuştum. Umarım çok kafada soru işareti olmamıştır ama bu soru cevap kısmında öncelikle bizim size iki tane sorumuz olacak velilerimize. Bu sorularımızdan birincisi 5 yaş velilerimize özellikle. Şimdi bize gelen ön kayıtlarda 5 yaş öğrencilerimiz mevcut. Fakat biliyorsunuz ki gelişimsel olarak 5 yaş öğrencilerini her gruba dahil etmemiz çok da mümkün olmayabiliyor. Fakat biz bu öğrencilerimizi grubumuzun dışında da kesinlikle tutmak istemiyoruz. O yüzden eğer aranızda 5 yaş velisi varsa bu konuyla ilgili beklentileriniz nelerdir? Hocam ben çocuğumun işte Türkçe öğrenmesini istiyorum, okusun, yazsın, benim yüksek beklentim var diyorsanız ona göre bir program şekillendirebiliriz veya şekillendiremeyiz. Yani söz veremiyorum ama bu konuda görüşlerinizi almak istiyoruz 5 yaşla ilgili. Merve Hocam ben konuşabilirim. Benim çocuklardan biri 5 yaş. Öncelikle teşekkür ederim. Muhteşem. Yani ben bu kadar profesyonel bir şey beklemiyordum. Ve fazla da bilgim yoktu. Yani mesela siz diyorsunuz ya ön kayıt falan. Ben ondan haberim yoktu. Yani ben zaten çocuklara acaba gönderebilecek miyim? Özellikle 5 yaşındakini. Onu bile bilmiyordum. Şu anda anladığım kadarıyla
ona açıksınız yani 5 yaşındaki bir çocuğa da. Benim çocuklar biri 8 yaşında, biri 5 yaşında. Valla beklentim bu kadar profesyonel falan değildi. O yüzden yani dedikleriniz muhteşem. Yani zaten çocuk ne alırsa benim için ekstra bir şey. O yüzden öyle bir hani size bir şey yani şunları bekliyoruz falan demek istemiyorum. Açıkçası ne alabilirsek yani. Çok teşekkür ederiz. Ya olabildiğince öğrencilerimizin dil gelişimini desteklemek amaçlı bir program oluşturduk. Dediğim gibi listemizi biz incelediğimizde Ömrüm Hocam'la bir liste yaptığımızda da farklı yaş grupları var. Hani 5 yaşı nasıl değerlendirelim diye kendi başımıza da bir karar almak istemedik açıkçası. Bir aile gibi de görüyoruz burada Michigan'da yaşayan Türkleri. Sizlerin düşünceleri o yüzden bizim için çok önemli. Ben notumu alıyorum düşüncenizle ilgili. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Şimdi, bu tahminen çoğu diğer 5 yaşlar varsa onlar için de geçerli. Zaten Ozan benim 5 yaşındaki oğlum. Şimdi okula zaten online gidiyor. Daha okuma yazması yok henüz ama hani aşina böyle derse girmeye, işte katılım göstermeye. O yüzden o tarz şeylerde problem olmayacaktır. Yani umarım o size faydalı bir şey olur. Tabii şimdi bizim ön kayıt formumuzda da bu bilgileri sizlerden temin etmeye çalışmıştık. Kayıt formunda da öğrencimizin dil becerilerine dair okuma, yazma, konuşma ve anlama olarak farklı 4 domain olarak size sunuyoruz. Siz oradan bize belirtiyorsunuz hangi seviye olduğunu. Zaten öğrenciler gelmeden önce her birinin seviyesini biliyor olarak biz başlıyor oluyoruz. Başlangıçta biraz daha gruplandırma yoluyla belki beginner'lar aynı breakout room'da çalışabilirler vesaire gibi bir planlamamız olabilir. Devamında tabii ki bütün öğrencilerimizi harmanlayarak aynı ortamda devam ettirmek. Kayıtta bu bilgileri bize detaylı olarak aktarabileceksiniz. Tamam, ben ön kaydı kaçırmışım demek ki, kusura bakmayın. Olsun. İnşallah kayıtta beraber oluruz. Teşekkür ederim. Tabii ki. Başka 5 yaş velimiz varsa dinleyebiliriz. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle çok teşekkürler emekleriniz için. Gerçekten beklediğimizden daha çok hazırlık yapmışsınız. Çok memnun olduk. Ben de aynı fikirdeyim bir önceki veliyle. Biz de aynı fikirdeyiz. Bizim de oğlumuz 6 yaşındaki Ocak'ta 6 yaşında olacak. Kindergarten'a bu sene başladı online olarak ve gerçekten ne öğrense bizim için kar, çünkü Türkçesi yok denecek kadar az. O yüzden belli set beklentilerimiz yok. Siz ne kazandırırsanız bizim için fazlasıyla yeterli. Çok teşekkür ederim. Tamam, çok teşekkür ederiz. Ben bir soru sorabilir miyim Tayfun Özdemir? Buyurun Tayfun Bey. Öncelikle çok teşekkürler Merve Hanım, Ömrüm Hanım. Ciddi bir hazırlık yaptığınız da belli. Bir de herkese merhaba, epeydir görüşmedik. Size sorumu şu, iki tane grup olacak ama hani yaş dağılımı büyük, 6 ile 15 arası. İkincisi, tabii ki her çocuğun seviyesi çok değişik olacak. Kimisi hemen hemen hiç yok, kimisi. Bu durumu nasıl yöneteceksiniz? Şimdi şöyle, ben başlayabilirim Ömrüm Hocam. Tabii. Bizim şu anda size bahsettiğimiz gruplar tamamen ön kayıt sonucunda elimizdeki veriler. Şimdi biz kayıt sonucunda elimizde hangi yaş grupları olacak, kaç tane öğrenci olacak bilemiyoruz. Yani sizlere de biraz biliyoruz bu sınıf mevcudu ve sınıf seviyeleriyle ilgili sorularınız olacağı için bir rakam da vermek istediğimiz için iki sınıf oluşturacağız diye bunun da planlamasını yaptık. Öngördüğümüz iki sınıf oluşturmak. Şimdi öğrencilerimizin bize verdiğiniz ön kayıt formundaki cevaplara göre baktığımızda da seviyeleri %80 oranında aynı. Arada böyle mesela okuma yazması ve konuşması daha düşük ama anlaması çok yüksek öğrencilerimiz var. Dediğim gibi ilk haftalarda birazcık bu eğiticiler baz alınarak yapılan bir öğrenim şekli. Bizlerin biraz daha aktif çalışmasıyla öğrencilerin bu arayı kapatması ve daha doğrusu her birinin aynı seviyede mükemmel şekilde programı bitirmesini kastetmiyorum ama olabildiğince aynı seviyeye gelerek
bu eğitimi devam ettirebilmelerini hedefliyoruz. Şöyle söyleyebilirim, ilk başlarda biz ağırlıklı bir ders işlenirken sonlara doğru çocuk ağırlıklı ders işlenmeye başlayacak. Yani çocuklar aynı seviyelere gelmeye başladığında ve biliyorsunuz teknolojik olarak hani sınıf ortamında belki daha farklı olabilirdi ama şu an sanal ortamda da breakout room dediğimiz dijital ortamda faydalanabileceğimiz ve çocukları farklı gruplandırabileceğimiz alanlar var. Ve farklılaştırma eğitimi dediğimiz programımızın içerisine gömülmüş olan eğitimlerimiz, etkinliklerimiz de var. Örneğin farklı yaş gruplarında diyelim ki metin okuma yazma çalışması yaparken farklı yaş gruplarını veya farklı yaş seviyelerini aynı anda farklı breakout roomlara koyarak öğrencilerimizle çalışmamıza devam edeceğiz. Yani bu demek oluyor ki sizin çocuğunuz orta seviyede eğer okuma ve yazma becerisine sahipse orta seviyedeki arkadaşlarıyla belki sınıfta iki kişi olacaklar, belki sınıfta beş kişi olacaklar. Ama onlarla bir grup içerisinde çalışmasını yapacak, diğeri diğerleriyle aynı grup içerisinde çalışmasını yapacak. Sonrasında tabii ki bu iki grubu da açıp kendi ortamımıza, ortak alanımıza alıp soru cevap yöntemiyle. Hani şu an ben farazi konuşuyorum tabii ki elimde net bir rakam veya etkinlik olmadığı için. Bu şekilde onları kombinleyerek, harmanlayarak devam etmeyi planlıyoruz. Yani sorunuzun cevabı olmuştur diye ümit ediyorum. Hani yine kafanızda takılan şeyler için yardımcı olmaya çalışırız. Teşekkürler, zaten şu bu aşamada ancak bu kadar cevap verebilirsiniz. Çok teşekkürler emekleriniz için. Yani elimizde kesin kayıt verileri olsa inanın şu an size çok daha net bir cevap verebiliyor olacağım. Ama dediğim gibi ön kayıt verilerinden yola çıkıyoruz. Ön kayıt sürecinden hiç bilgisi olmayan veya ön kayıtta kayıt yaptırıp şu anda kayıt yaptırmayacak belki verilerimiz olacak, bilemiyoruz. O yüzden de ne söylesem biraz havada kalır ama bir eğitimci olarak bu şekilde açıklayabilirim seviyeleri nasıl dengeleyeceğimizi. Çok teşekkürler. Merve ve Ömrüm Hocam, yanılmıyorsam daha önce konuştuk ama kesin kayıtlar bittikten sonra 20 Aralık'tan sonra bir veli toplantısı yapıp velilerle bir tanışma toplantısı da yapacağız herhalde. Biraz bahsetmek ister misiniz ondan da? Ben bahsedeyim o zaman. Sessizlik olunca. Veli toplantılarımız senede iki defa yapacağımız veli toplantımızdan bir tanesi bu veli tanışma toplantımız olacak. Kayıttan sonra sizlerle bu sorularınızı yine detaylı cevaplandırabileceğimiz, sınıf gruplarını, yaş gruplarını söyleyebileceğimiz bir toplantımız olacak. Tabii bu toplantının tarihiyle ilgili sizlere kesin kayıt yaptıran velilerimize bir bilgi maili göndereceğiz ve ondan sonra hem sorularınızı cevaplayacağımız hem bu bahsettiğim dijital ortamı anlatacağımız, öğrenci sayısını vereceğimiz daha detaylı veya şöyle söyleyeyim daha net bilgiler içeren, rakamsal olarak daha somut veriler içeren bir toplantı yapabileceğiz sizinle. Eğer 5 yaş verilerimiz bu kadar ise bizim bir diğer sorumuz da Spring Break ile ilgili olacak. Şimdi biz programımız Ocak'tan Haziran'a kadar süreceği için toplamda 22 hafta araya bir hafta boşluk koysak mı nasıl olur diye kendi aramızda düşündük. Fakat her okulun, her county'nin farklı bir Spring Break tatili var, tarihi var. O konuda da o yüzden çok da emin olamadık. Hani siz velilerimiz bu konuda sıcak bakıyor musunuz? Spring Break yapalım mı? Yoksa hocam zaten 22 hafta çocuklar hafta sonu 2 saat zaten ders alacaklar, devam edebiliriz diyor musunuz? Ona göre de bir yani eğitim takvimimizde sadece bir haftalık bir pazar günü bir es koyabiliriz. Muhtemelen o da Nisan ayı içerisinde olabilir gibi görünüyor şimdilik. Bence olabilir. Hani bu bir şeydir. İlk yarısı bitti, ikinci yarı içinde bir motivasyon şekli olabilir ama tabii ki açayım her türlü. Çok bu arada gerçekten muhteşem. Çok profesyonel, ne kadar şanslıyız. Takama Eğitim Komitesi'ne ve tabii ki siz değerli öğretmenlerimize çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. İnanın çok motive oluyoruz böyle güzel söylediğiniz. Kesinlikle olun. Daha çok heyecanlanıyoruz. Çok sağ olun. Merve Hanım, ben de size ayrıca teşekkür etmek istiyorum diğer arkadaşlarım gibi. Teşekkürümün sebebi
Bu programı Atatürk ilkeleri ve bize gösterdiği yolda hazırladınız ve çocuklarımızı oyunda ettiğiniz için ayrıca size çok teşekkürler. Açıkçası kafamda sorular vardı ve onu duyduğunca kalbime soğuk su serptiniz. Ayrıca teşekkürler bunun için. Teşekkür ediyoruz. Bizler nasıl şanslı bir nesil olarak Atatürk çerçevesinde, ilke inkılapları çerçevesinde yetiştiysek buradaki öğrencilerimizin de bundan mahrum kalmamasını istiyoruz. Yani Türk dili demek devrimler demek biliyorsunuz ve bu yönde de hep ön planda tutmak istiyoruz bu sevgiyi ve aşkı ki hani Takam'la benim tanışmam da mesela 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde olmuştu. Hani böyle organizasyonların olması beni çok mutlu etmişti. Yine bir organizasyonun içerisinde bunu devam ettirebiliyor olmak da şu anda çok heyecanlandırıyor. İnanın aynı duyguları paylaşıyoruz hepimiz. Harika. Teşekkürler. Merve Hocam, Ömrüm Hocam, bu kayıtlar için ekstra bir e-mail mi bekleyelim? Takım'ın sayfasına bakıyorum şimdi. Ben zaten kaçırmışım ön kayıtları. Onu, o ya formları nereden dolduracağız? Ben cevap verebilirim istersen. Tabii. Kayıtlarımız için evet, yeni bir e-mail atacağız. Ön kayıt linkimiz mevcut idi ama kesin kayıt için ayrı bir Google Sheets'ten bir formumuz var. Onu göndereceğiz velilerimize. Sadece buraya katılanlara değil tabii. Buraya katılmamış olan diğer veliler. Bütün Takam listserv'ine gidecek bu. Kesin kayıtı işte 6 ile 20 Aralık arası velilerden toplayacağımız bilgiyle oluşturacağız. O yüzden bizden bir e-mail daha gelecek. Onun da linki olacak. Umarım kaçırmazsınız. Teşekkürler. Sağ olasın. Rica ederim. Mehmet Bey, İrem ben, Mazu'dan katılıyoruz. Acaba ben üye değilim henüz, üye de olmak istiyorum. Acaba o size e-mail ile ulaşsam, önce üye olup ondan sonra mail listesine dahil olsam ki kaçırmasam yazışmaları? Tabii ki, bugün bir e-mail de aldık bu konuda. Ben chat'e de koyuyorum hem üyelik nasıl yenilenebileceğini. İsterseniz aynı anda hem üyeliğinizi hem de kayıt ücretinizi bir tek ödemeyle de yapabilirsiniz. Takam'dan PayPal üzerinden de yapabilirsiniz. Bize çek de gönderebilirsiniz. İki yöntem de makbul. Teşekkürler. Rica ederim. Üyelik zamanı geldiği için çoğumuz öyle yapabiliriz aslında. Bizlerin de hepimizin geldi sonuç olarak. Doğru. Doğru söylüyorsun Mineciğim. Aslında dediğin gibi Takam'ın şu anda herhangi bir gelir getiren bir etkinliği olmadığı için COVID nedeniyle tamamen üyelerin üyelik ücretleriyle ayakta durmaya çalışıyoruz. O yüzden bu Türkçe dersleri güzel bir vesile oluyor. Hem Türkçe öğretebiliyoruz hem de insanları Takam üyeliği için teşvik edebiliyoruz. O yüzden üyeliğini yaptıranlara, yenileyecek olanlara veya yeni üye olacak olanlara teşekkür ediyorum. Tabii otomatik ödemede olan üyelerimiz var yani mesela Mart, Şubat gibi onları hani üye gibi kabul ediyoruz şu anda da zaten. O açıdan hani bir sorun yani sorunuz olursa onu açıklamak için dile getirdim. Üyelikler aslında Ocak'ta başlıyor yani ama işte yıl sonunda Aralık'ta falan da yaptırmışsanız onu bir dahaki Aralık'a kadar yani biz 2021'in üyeliğini sayıyoruz. Açıklayayım da PayPal ödemelerinde e-mail'i kullanırsanız PayPal fee'sinden de kurtarabiliyoruz. Yani direkt contact@takam.org da PayPal'den hani friends and family'ye gönderir gibi yaptığınızda böyle bir avantajımız oluyor. Teşekkürler öğretmenlerimize de gayet güzel bir tanıtım oldu. Biz de çok heyecanlıyız. Ederiz. Müge yazmış galiba yeniden okula gidesim var diye. Ben de aslında hani şarkı öğretme daha önce böyle amatörce çalışmalarım oldu çocuklara. Türkçe şarkılar öğrettim 23 Nisan için filan. O konuda da elimden geleni yaparım eğer de isteğiniz olursa. Çok seviniriz. Denizi bekleriz. Nilüfer Hanım neden olmasın hep beraber. Belki bir dersimize davetli olarak gelmek, şarkı öğretmek de istersiniz. Neden olmasın? Tamam. Ben de şu anda bir veli olarak, bir veli şapkası takarak bir soru sormak istiyorum. Benim de küçük bir oğlum var. 7-8 yaşında neredeyse. O da başlayacak Türkçe okuluna
diye ümit ediyorum. Acaba öğretmenlerimize sormak istiyorum, şöyle bir plan yapılabilir mi? Yaşı bu Türkçe dersleri için pek uygun olmayan 18 yaşı ve üstü liseliler veya üniversite çağına başlamış Türkçe'yi bilen öğretmenlerden acaba yanınıza yardımcı olarak, konuk öğretmen olarak veya substitute öğretmen olarak size bu breakout roomlarda yardımcı olacak öğrencilerle bağlantıya geçmek ister misiniz? Böyle bir yardım uygun olur mu sizin derslerinizde? Eğer öyle ise böyle öğrencileri de bulmak için yardımcı olabiliriz. Tabii ki bu anlamda gençlere destek olmak, yani bu hem bu meslekte aktif rol oynamak isteyen gençler için bir imkan yaratmış olabiliriz, hem de Türkçelerini geliştirmek için. Ama şu an hemen tamam demeden önce tabii ki bize katılacak olan arkadaşlarımızın seviyeleri de bizler için önemli. Çünkü biz de orada öğrencilere aktif ve iyi bir derecede Türkçe eğitimi vermeye çalışıyoruz. Belli bir seviyeye gelmiş dil becerilerine sahip olan hem pratiğini yapabileceği hem mesleki anlamda aktif bir katılım sağlayabileceği ortamlar bizim için güzel olabilir. Teşekkürler. Bunu söyleyince aklıma geldi. Belki zaman zaman öğrencilerimizle velilerimizden iletişime geçerek meslekleri tanıtma amaçlı belki ufak ufak etkinlikler düzenleyebiliriz. Eğer siz velilerimize katılmak isterseniz 10 dakika 15 dakika gelip mesleğinizi anlatıp çocuklarımıza biraz Türkçe iletişim kurup bizlere bu konuda destek de verebilirsiniz belki. Böyle bir etkinlik de yapabiliriz. Bir de şeyi söyleyeyim ben, hani üyelikle ilgili mesela bazen hani uzun süreler üye olunuyor ama son mesela son yıl ödenmemiş oluyor ya da insanlar unutuyor ödedi mi ödemedi mi diye. O konuda endişeleri olanlar direkt mesajla yani takam.org sorabilirsiniz. Facebook'tan mesaj atabilirsiniz yani emin olmak için. O konuda da yardımcı oluruz. Sanırım başka soru yok gibi. Bizim özellikle Ömrüm Hocam'la benim eğitim alanında aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için, böyle güzel yorumlarda bulunduğunuz için de çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi bu özellikle zor bir dönemden dünyaca geçiyoruz ve hepimiz motivasyon anlamında zaman zaman desteğe ihtiyaç duyabiliyoruz yaptığımız çeşitli işlerde. Böyle güzel cümleleri sizden duymak, chatbox'tan okuyor olmak da bizleri de çok mutlu etti ayrıca. Onun için de biz çok teşekkür ediyoruz size. Umarım kayıtlarda görüşürüz. Öğrencilerimizle de güzel bir sene, başarı dolu bir sene geçiririz. Belki seneye eğer programımız devam edebilirse yüz yüze eğitimlerde belki görüşebiliriz. Daha keyifli vakitler geçirebiliriz. Sizlere çok teşekkürler hocam. İki hocamıza da hakikaten eminim diğer veliler gibi. Ben de çok etkilendim. Çok şanslı hissediyorum çocuklar için kendimizi. Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten muhteşem. Çok heyecanlandım. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İnşallah devam eder 6 ayda. İnşallah, evet. İnşallah. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben de kızımı yazdırmıştım. 11 yaşında olacak Mart'ta. Gerçekten çok heyecanlandım. Yani bu kadar profesyonel, bu kadar ciddi bir program beklemiyordum. Her türlüsüne Fatih'in de dediği gibi razıyız ama bu kadar daha bir profesyonel olması beni çok etkiledi. İkinize de çok teşekkür ederiz. Ayrıca TAKAM Eğitim Komitesi'ne de. İnşallah güzel günlerde görüşürüz. İnşallah. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Bitti herhalde. Hoşça kalın.